TR724 YouTube kanalı Sesli Köşeler'de Mehmet Tahsin'in kaleme almış olduğu "Madem Öyle, Gelin Acılarımızı Yarıştıralım" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. 4 kişilik bir eğitim uçağı şehir mezarlığına düştü. Enkaz yerine koşan bölge halkı şu ana kadar 150 ceset çıkardı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Şaka tabii ki. Böyle bir şey yok. Ama şöyle bir haber var. Kumpasler adındaki sivil toplum kuruluşu emekli askerlerin kurduğu bir dernek. Amacı Ergenekon, Balyoz ve 28 Şubat gibi davalarda yargılanan asker ve sivil şahıslardan hayatını kaybedenlerin kan davasını gütmek. Geçenlerde bu derneğin 3. olağan genel kurulu yapılmış. Cemaatin kurduğu kumpaslar yüzünden hayatlarını kaybettiğini iddia ettikleri 39 kişilik bir de liste yayınlamışlar. Sanırsınız bu 39 kişi cezaevlerinde işkence altında ölmüşler. Listeyi tek tek inceledim. 39 kişiden 18'i hiç tutuklanmamış bile. Bunların hepsi de ya eceliyle ya da bir kazada hayatını kaybetmiş. Listede 10-12 gün tutuklu kalanlar da var. Mesela bu davalarda sembol haline getirilen Deniz Yarbay Ali Tatar sadece 10 gün tutuklu kalmış. Serbest kaldıktan sonra savcılığın tahliye kararına itirazı sonucu yeniden tutuklanmasına karar verilmiş. Bu kararı duyan Tatar, lojmanında beylik tabancasıyla intihar etmiş. Listede adı olanlardan sadece 8'i 2 yıl ve üzerinde hapis yatmış. 13 kişi 2 yıl ve altında yatıp çıkmış. En uzun süre hapiste kalan tek kişi Muzaffer Tekin. 12 Haziran 2007'de Ümraniye'de bir gecekondunun çatısında el bombaları ve C4 patlayıcı bulunduğu ihbarını alan polis, yaptığı aramada 27 adet el bombası buldu. Yapılan araştırmalar, emekli yüzbaşı Muzaffer Tekin'e ulaşınca Tekin'in evini basan polis Ergenekon lobi belgesine ulaştı. Ardından her şey çorap söküğü gibi geldi. Muzaffer Tekin yargılama sonunda 117 yıl hapis cezası aldı. 5 yıl tutuklu kaldıktan sonra 10 Mart 2014 tarihinde tahliye oldu. 1 Nisan 2015 tarihinde de pankreas kanserinden öldü. Cezaevinde hayatını kaybeden 3 kişiden biri Enver Arpalı. 5 ay tutuklu kaldıktan sonra kendini asarak intihar etmiş. Dönemin Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in Arpalı'nın intiharıyla ilgili "kişi intiharı kafasına koymuşsa yapar" demesi çok tartışıldı. Cezaevinde hayatını kaybeden ikinci kişi Kaşif Kozinoğlu. 10 Mart 2011'de Oda TV soruşturması çerçevesinde devletin güvenliğini tehlikeye atacak gizli belgeleri Soner Yalçın ve arkadaşlarına verdiği gerekçesiyle tutuklandı. Cezaevinde şüpheli bir kalp krizi geçirerek öldü. Kozinoğlu'yla aynı koğuşta yatan Atilla Uğur'un senaryo danışmanı olduğu Kurtlar Vadisi adlı dizide Kozinoğlu karakteri hakkında verilen ölüm emri sonucu öldürüldü. Tesadüfe bakın ki dizinin yayınlanmasından 3 gün sonra Kozinoğlu hayatını kaybediyor. Üçüncü kişi ise Murat Özenalp. Denizkurmay Albay Özenalp, balyoz soruşturması kapsamında 22.08.2011'de tutuklandı. Mamak Askeri Cezaevinde 26 Nisan'da ailesiyle yaptığı açık görüş sırasında beyin kanaması geçirerek kaldırıldığı GATA'da hayatını kaybetti. O dönemde bu davalarda gözaltına alınan yüzlerce isimden hiçbiri en ufak bir kötü muameleye maruz kalmadı. Tek bir işkence iddiası olmadı. Aksine İlhan Selçuk gibi isimler polisin olumlu anlamda değiştiğini, kendisine iyi muamele yapıldığını anlattı. Tutuklu paşaların cezaevinde nasıl saltanat sürdürdükleri çok yazıldı. 2014'teki tahliyeler 17-25 Aralık'ta suçüstü yakalanan AKP iktidarının bu durumdan kendini kurtarmak için Ergenekon Balyoz çetesiyle yaptığı anlaşma sonucunda gelmişti. Erdoğan'ın danışmanı Yalçın Akdoğan'ın Ergenekon balyoz davalarını kastederek milli orduya kumpas kurulduğu sözlerinin ardından bir takım yasal düzenlemeler yapılmış ve nokta atışı görevlendirilen hakim ve savcılar tarafından bu çete aklanmış pirupak hale getirilmişti. Kumpas der listesinde Özden Örnek ve Çetin Doğan gibi generaller var ama İlker Başbuğ, Çetin Doğan gibi isimler nedense yok. Belli ki kendi içlerinden bir grup bile bunların masumiyetine pek inanmıyor. Tıpkı AKP'lilerin işine gelince Ergenekon balyoz sapına kadar gerçekti deyip işine gelmeyince de milli orduya kumpas kuruldu demesi gibi.
Öte yandan 2015 yılında Zaman Gazetesi'nden Doğan Ertuğrul'a röportaj veren Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, emekli Kor General İsmail Hakkı Pekin'in anlattıkları Oda TV tayfasını epeyce huzursuz etmişti. Kumpas dercilere bakarsanız cemaat hiçbir suçu günahı olmadığı halde Türkiye'nin yarısına kumpas kurmuş. Bu isimlerin büyük kısmının ne gerekçelerle tutuklandığını kimse bilmiyor. Bilmek de işine gelmiyor. Mesela Kuddisi Okır'ın Muzaffer Tekin'in ifadeleri üzerine tutuklandığını, İlhan Selçuk'un hiç tutuklanmadığını, Türkan Saylı'nın bırakın tutuklanmayı gözaltına dahi alınmadığını, sadece evinde arama yapıldığını vesaire. Adolf Hitler'in "Eğer bir yalanı yeterince uzun, yeterince gürültülü ve yeterince sık söylerseniz insanlar inanır. İnsanları bir yalana inandırmanın sırrı yalanı sürekli tekrar etmektir. Sadece tekrar tekrar söyleyin" dediği rivayet edilir. Kumpas derciler de aynen böyle. Gelelim asıl konumuza. Bu aralar hizmet hareketine mensup oldukları için haklarında işlem yapılanların sayısı 600 bine yakın. Geçen Kasım ayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 559 bin kişiye işlem yapıldığını, 261 bin 700 kişinin gözaltına alındığını, 91 bin 287 kişinin tutuklandığını söyledi. Cezaevleri kapasitesinin çok üzerinde dolu, sürekli yeni cezaevleri yapılıyor olmasına ve adi suçlular için infaz indirimi yapılarak yaklaşık 40 bin suçlunun salıverilmesine rağmen bazı koğuşlar kapasitesinin birkaç katı doluluğa sahip. İşkenceden ve kötü muameleden ölenlerin sayısı belli değil. Bazı internet hesapları bu amaçla bir veri tabanı oluşturmuş. Bunlardan birisi olan Zulümle Bitirilen Hayatlar isimli internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu süreçte 447 kişi hayatını kaybetmiş. Bu rakamlara dahil olmayan çok isim de var. Ne zaman bu mağduriyetlerden söz etseniz "Ama onlar da Kuddisi Okır'a neler yapmıştı?" diye başlayan itirazlarla karşılaşıyorsunuz. Örneğin bu tiplerin önde gelenlerinden olan korkak ve yalancı bir duayen defalarca yalanlanmasına rağmen her fırsatta şu sözleri söylemekten utanmıyor. 80 yaşındaki İlhan abiyi, hastalığının terminal safhasındaki Türkan hocamızı, sabahın köründe evinden alıp götüren, zindanlara tıkan, Ali Yarbay'ımı ölüme sürükleyen, Kuddisi Okır'ın hasta bedenini çiğneyen onlardır işte. Ergenekon balyoz davalarında çok ciddi suçlamalar vardı. Bunları beraat ettiren hakimler bile verdikleri kararın konjonktürel olduğunu pekala biliyorlar. Zaten aralarında arada az sürtüşme olsa hemen sapına kadar gerçekti çıkışlarının sebebi de bu. Hepsi de ihtiyaç olduğunda birbirinin defterini dürmek için malzeme biriktiriyor. Ertuğrul Özkök gibi Ergenekon balyoz çetesine duyarlı tipler gözaltına alınan 261 bin kişi veya tutuklanan 91 bin kişi ya da bırakın onları cezaevlerinde sarma sarıp öğrencilere burs verdikleri için tutuklu bulunan 11 bin kadın ve 800'e yakın bebek hakkında bugüne kadar tek kelime etmedi. Ne o ne de yandaşları. "Çok merhametli gidiliyor" dedikten sonra arada bir duyar kasan İslamcı mahallenin kalemşörleri, "Meriç'te çocukların ölmesi kötü bir şey ama bunun sorumlusu FETÖ'dür şekerim" diyerek vicdanlarını rahatlatıyorlar. Bu ifritten süreçte bizlere düşen en önemli görev, bugün yapılanların birini bile atlamadan kayıt altına almaktır. Mal varlıklarına el koymadan, bir gün dahi olsa tutuklu kalanlardan başlayıp işkence altında hayatını kaybedenlere kadar hepsinin tek tek kaydedilmesi lazım. Gırtlağına kadar suça batmış bir çetenin elemanları için ana akım medya dahil gece gündüz güzellemeler yapıldığı bir yerde karıncayı ezmemiş insanların seri katillerden daha fazla cezalandırılması unutulmamalı. En büyük rahatsızlıklarından biri de yurt dışında gazetecilik yaparak bu çetenin ipliğini pazara çıkaran gazeteciler ve STK'lar. "Biz bu işkenceleri yapmazdık ama ah şu yurt dışından konuşan FETÖ'cüler var ya" cümlesinin Türkçesi, "istediğimiz gibi işkence yapalım ama bunları kimseler duymasın" demektir. Bu yüzden nefesimiz yettiği ölçüde bu çetenin yaptıklarını duyurmak boynumuzun borcu olsun, diyor Mehmet Tahsin TR724'deki köşesinde.